Merhaba, Odak Noktası'ndan iyi akşamlar. Gündemin nabzını tuttuğumuz Odak Noktası programlarına devam ediyoruz efendim. Evet, Kıbrıs müzakereleri bağlamında çarşamba günü liderler kritik öneme haiz olduğu söylenen görüşme gerçekleştirecekler. Mayıs ayının 3. ve son görüşmesi olacak bu ama önemli başlıklarda şu ana kadar bir ilerleme kat edilemeyişi gündeme getiriliyor. Bu bağlamda yarın yapılacak olan liderler görüşmesinden çıkacak sonucun sürece ilişkin önemli bir sonuç olabileceği noktasında değerlendirmeler de var. Bilemiyoruz ne gibi bir mesaj çıkar ama bugün Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi parti temsilcilerine, başkanlarına bilgilendirme toplantısı düzenledi ve siyasi parti liderleri de mecliste temsil edilen siyasi parti liderleri de çıkışta açıklamalarda bulundular. Söylemlerde bir farklılık, yeni bir yol haritası, yeni bir metodolojiden bahsetti liderler. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. İsterseniz önce liderlerin açıklamalarını dinleyelim, ardından tekrar stüdyoya döneriz. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Müzakere sürecinin geldiği son aşamanın ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Cenevre'de yapılan zirvenin en geç Haziran ayı sonuna kadar yeniden toplanması gerektiğini söyledi. Bir defa Cenevre'ye dönülmesi lazım. Cenevre çünkü başlamış bir beşli zirve var şu anda. Bu zirve ara verilmiş gözüküyor ama yıllar sonra yani 53 yıl sonra toplanmış bir zirvenin de erken terk edilmemesi lazım. Şimdi Rum tarafının durumuna baktığımızda sanki bu zirveye gitme niyetleri yok gibi gözüküyor. Bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak aslında ilk ortaya koyduğumuz beşli zirvenin Haziran sonuna kadar mutlaka gerçekleştirilmesi. Çünkü bu şekilde ile nihaya bir görüşme süreci artık sürdürmek mümkün değil. Ve bu özellikle şey içerisinde, yapı içerisinde Şubat'a kadar oyalansın, Şubat'ta seçimler yapılsın, sonra Sayın Cumhurbaşkanı yeni seçilecek Rum Başkanı'yla yeniden başlasın. Kabul edilebilecek bir şey gibi gözükmüyor. CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman da yapılacak ilk liderler görüşmesinde yeni bir yöntem arayışına girilmesi gerektiğini belirtti. Yarınki görüşmede aslında olması gereken şey yeni bir metodoloji arayışına girmek ve yeni bir metodolojiyle nasıl sonuç alıcı bir şekilde müzakerelere devam ederiz onu bulabilmek. Çünkü bu yöntemle müzakerelerin devam ettiği her gün aslında iki halkın da ve genelde uluslararası topluluğun da müzakerelerden bir sonuç alacağına inancının yitirdiği bir gün olarak kayda geçiyor. O nedenle bir an önce Birleşmiş Milletler'in de aslında müdahale etmesi gerekiyor. Yeni bir metodoloji, yeni bir yöntem bulunması ki aşağı yukarı ne olduğu görüşmeler sonucunda da ortaya çıkmış bir şeydir. Ve bu metodolojiyle sonuç alıcı bir şekilde görüşmelere devam edilmesi gerekiyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da Rum lider Nikos Anastasiadis'e çağrıda bulundu. Bizim beklentimiz Anastasiadis'ten ve kendisine açık yaptığım çağrı şimdi seçimi bir fırsat olarak kullansın. Masada ne konuşuyorsa halkıyla onu paylaşsın. Eğer günün sonunda seçim kazanırsa doğruları söyleyerek vatandaşına gerçekleri anlatarak o zaman Kıbrıs Türk tarafı da ya demek ki Rum tarafında da gerçekten eşitliğe dayalı bir çözüm istenci var diye düşünmeye başlayabilir. Kendisinden beklentimiz bu Anastasiadis'ten. Değilse halkına doğruları söylemekten, masada konuştuklarını anlatmaktan kaçınarak bir seçim kazanacaksa bir yere varamayacağı açık ortada. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de rutin görüşmelerin dışına çıkılması gerektiğini kaydetti. Bizim Toplumcu Demokrasi Partisi olarak öteden beri söylediğimiz bir şey var. Artık rutin görüşmelerin de dışına çıkılması lazım belki. Bütün bunları konuşmak ve sonuç alıcı bir hale gelmesinde yarar görüyoruz. Ümit ediyorum ki yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın seçildiği günden bu tarafa ortaya koyduğu çözüm iradesine Rum lider de seçim kaygılarını bir tarafa bırakarak beklediğimiz doğrultuda bir karşılık verir, bir çözüm iradesi ortaya konur ve Temmuz'da olması bile, düşünülmesi bile
kritik olan hidrokarbon sondaj kazıları ki maalesef bir gerginlik ortamına itebilir bizi. Onun öncesinde sonuç alıcı bir aşamaya girilir. Evet, bilgilendirme toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar aslında artık müzakerelerin bu şekilde devam edemeyeceği noktasında aslında birleşiyor gibi görünüyor. Yarın liderler görüşmesine tabii ki siyasi parti başkanlarının da görüşleri bir şekilde belki aktarılabilir ya da Sayın Akıncı bu görüşleri de değerlendirecektir. Belki kendisi de aynı fikirde. Efendim evet, bu kısmı yine program içerisinde tekrar konuşmak üzere bir kenara bırakırken program konuğumuzla hemen sizleri buluşturalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinde önemli bir aslında hareketlilik yaratan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Milletvekili Sayın Mehmet Çakıcı ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Yeni hoş bulduk. Merhabalar. Selamlar. Önce hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Birinci olan kurultayınızı gerçekleştirdiniz. Halkın iktidarı ilk sloganı ve mesajıyla birlikte. Doğru. Kısa sürede çok hızlı bir örgütlenme, çok kısa sürede yine çok sayıda üye. Bunlar çok dikkat çeken noktalar. Gerek CTP'li gerek TDP'li yine çeşitli kesimlerden de partiye katılımları duyuyoruz, görüyoruz, haberler var. Örgütlenme ve altyapı çalışmalarına da partinin devam ediliyor. Kısa sürede bir noktaya getirdiniz partiyi. Evet. Zaten Toplumcu Demokrasi Partisi'nin de bir önceki partinizin de kurucularındandınız. Şimdi bu partinin içerisinden çıkarak belki de yine bu partiye muhalefeten yeni bir partiyle bir yola çıktınız. Birinci olan kurultay gerçekleşti. Genel başkan olarak şu anda programda sizinle beraberiz. Evet. Bu süreci kısaca nasıl değerlendirirsiniz? Partinize nasıl bakıyor vatandaşlar? Bu kadar çok kısa süre içerisinde bunları nasıl başarabildiğinizi merak ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. İlgi çekmesi de beni de mutlu ediyor doğrusu. İnsanlar doğru da görüyorlar bunu. Şimdi şu anlamda söyleyeyim. Ben de çok gençtim. 40 yaşında parti başkanı olmuştum. 10 yıl önceydi buradan. O zaman tam 40 yaşındaydım. Ve siyasette yeni bir figürdüm aslında. Çünkü 2003'te milletvekili olduydum. 2007'de parti başkanı oldum. Sayın Akıncı parti başkanlığını bıraktıktan sonra Sayın Angolim de BDAB TKP'nin başında yeni bir partiyi birleştirerek bizde yasa gereği partiler kapanıp başka bir parti açılır ve üyeler oraya gider. Yani partilerin birleşmesi diye bir şey yoktur yasalarımızda. Evet. Kapanırlar. Biz onlar kapanmadan TDP'yi kurduk 16 Nisan'da 2007'de. 3 Haziran 2007'de de BDAB TKP kapanarak ki ben BDA'nın kanadındaydım. İşte bana suçlama gelir TKP'yi kapattınız falan filan diye. Ben tabii BDA'nın üyesiydim. Sayın Akıncı'yla anlam planı döneminde bir hareket olarak başlamıştık siyasete. Ve bu camia içinde yer almıştım. Dolayısıyla oradan bir siyasi yürüyüş gerçekleştirdik. Fakat çok gençtim ve yeniydim. BDA kısa sürede dağılmıştı. Parti ikiye bölünmüştü BDA'nın döneminde. BDA ve TKP ayrıydı. Bunları birleştirmek gerekiyordu ve 2007'de partinin başına geçerek hem BDA'yı hem TKP'yi, hatta Raşit Pertevin'in şimdi unutuldu, bunu da hatırlatmak isterim, Halk Partisi'ni 3 partiyle kapanarak TDP'yi kurmasını, kurucularındandım demiyorum, kurucu başkanıydım. Onu ötesindeydik yani. Çünkü bazıları benim küçümsemeye, bugün yaptıklarımı görmemeye, küçümsemeye çalıştıkları için de özellikle bunu artık çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben de elimden geldiğince mütevazi oldum zaten diye kendime de kızıyorum bir taraftan. Çok da sessiz kaldım uzunca bir süre. Artık bu benim için yeterdir. Dolayısıyla 2007'den sonra da çok büyük bir yürüyüş gerçek. Az para, az imkan. Ama 40 yaşındaydım ve çok gençtim. Tecrübesizdim de. Birkaç yıllık milletvekiliydim. Benim dönemimde Sayın Eroğlu gibi, Sayın Talat gibi, benden çok daha eski parti liderleri vardı. Sayın Serdar Denktaş velhasıl öyleydi. Yani ben çok yeni bir figürdüm ve bunların arasında mücadele etmemiz gerekiyordu. Ve parti de baraj altına inmişti. Hem BDA hem TKP.
Yani Sayın Akıncı Başkanlığında %5.8 ile 2005 seçimini böyle bitirmiştik. Yerel seçime 2006'da girdiğimizde Lefkoşa'da yerel seçimde aldığımız oy 4.8'di. Baltık Baraj altındaydık 2006'da. Biz 2 yıl içerisinde 2009 seçimine girdiğimizde %6.8 bir oy alarak 2 milletvekiliyle ben ve Mustafa Miroğulları şeye girmiştik, parlamentoya. Ve baraj altından yukarı çıkmamızı sağlamıştı. Bu da mucizeydi. Yani yeni bir parti kurulacak. Milletvekili olmayan bir başkan olacak. Ve geçmişi de çok yeni olacak, birkaç yıllık. Ve barajı geçecek ve şeye girecek. Ama o dönemde hatırlayın, emekli sandığını ortaya çıkarmıştım. Bir sürü batmasını, yolsuzluklar, olayların üzerine gidiyorduk ama tekrar söyleyeyim, 2009 seçimi biraz da artık CTP'den insanların bıktı. Çünkü bütçe açıkları Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaptığı icraatlarla meydana gelmişti. Çünkü 2004-2005'te inanılmaz bir dönemi yakalamışlardı. İnşaatlar furyası, bütçe 1 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkmıştı. İnanılmaz bir büyüme gerçekleşiyordu. 3,5-4 milyar dolar gibi bir halde, 3 kat 4 kat büyüdüğü halde ekonomimiz bütçeyi ayarlayamadılar ve 2009'da şeye gelmiştik. Tarihin en büyük bütçe açığı, işte bize paketlerin en ağır bir şekilde geldiği dönemdi. Hatta yatırımlarda bile Türkiye'nin ayırdığı yatırımlar bütçe açığının kapanmasına doğru girmişti 2009'da. Hatta bu göç yasası da CTP döneminde hazırlanıp komiteye gelmişti. Ama geçiremeyeceklerini düşünerek seçime gitmişlerdi. Yani bu atmosfer vardı. Ben de çok yeniydim. Ama partim giderek büyüyordu 2013'e doğru geldiğimizde. Gerçekten 2009'da 2 milletvekili. Sonra 2010 ara seçimini kazandık. Sayın Angolemli, Sayın Erol'un kızına karşı yarışmıştı. Hatırlayın, 11.909'a 11.907 oyla, 2 oyla. Hatta bir haftada biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'na yanlış bilgi verilmeden önce kaybettiğimiz bildirilmişti. Ben mahkemeye gitmiştim. Bir hafta olaylar mahkemelik olmuştu ve hak kazanmaya çalıştığımız yer 2 milletvekili bir partiyle 26 milletvekili ve başbakan ve tek parti döneminde mahkeme kazandık. Ve Sayın Angolemli 3. milletvekili olmuştu. Çok büyük bir rüzgarla işte mecliste muhalefetimiz yüksek oranda devam ediyordu. İşte 13 saatlik konuşmalar, eylemler, o mecliste protestolar, şunlar bunlar, hak arama mücadelesinde 2013 seçimine yürüdük. Ondan sonraki dönemde parti içindeki bir grup gerçekten birliği beraberliği götürmek yerine Çakıcı'yı nasıl düşürürüzün peşine düştüler. Yani bunda çok çeşitli nedenler vardı. Yani parti içinde yönetimi ele geçirmekle ilgili bir şey vardı, mücadele vardı ve benimle ilgili aleyhte şeyler yapıyorlardı. Epey bir söylem geliştiriyorlardı. Neyse onları geçeceğim. TDP kurultayına gidildi sonra. Tabii 2013'te 3 milletvekilinde kalınca, yani 6.8, 7.8 olduğu halde. Ki sizin 2009'da 2 milletvekili 2013'te 3'e yükseldiği halde. Yani oylar yükseldiği halde. Ben yine yeterli görmüyorum dedim. Parti içi karışıklıklar da sebep olmuştu buna. Ve kontrol edememiştik. Sıra kavgaları. Gerçekten benim dışımda şeylerdi. Ama çok üzülerek söyleyeyim, ondan sonra yok Çakıcı kestiydi, yok bilmem diktatörüydü, yok bilmem neydi falan filan diye gerçekten hak etmediğim, haksızlığa uğradığım bir dönem yaşadım. Yani bunu da anlatmakta çok zorlandım. Çünkü bir değişim de rüzgarı esmişti aslında. Ben 2013'te yine de partinin yeni yönetimine tebrik ettim. Kurultayda çıktım, basına da yanlarındayım, desteğim dedim. Ben partimle mücadeleye devam edeceğim dedim. Ama giren yeni yönetim bizim arkadaşlarımızı doğramaya başladı. Bir grup arkadaş atıldı, onlara çürük dendi. Bir kısmını yönetimden almaya çalıştılar. En son Mausa İlçe Başkanlığı biliyorsunuz disiplin kuruluna verilmişti. Bunu kabullenmedim, doğru bulmadım. Antidemokratiktir dedim. Defalarca uyardım, mektup yolladım. Efendim basında deklarasyon anlattım, deklarasyon yayınladım, defalarca MYK'ya gittim, 8 aydır üye yapılmıyor dedim, izin verin yapılsın, kesmeyin bunları. İşte Mausa'dan, İskele'den geliyor üyeler dediler. O
İşte sanki o dönemdeki muhalifler daha çok üye oluyorlar. Olsun dedim, siz de çalışın, siz de yollayın. Korkmayın, yani benim gibi, ben mesela aday olmayacağım. Yönetiminizden korkmanıza gerek yok. Küçük olsun benim olsun anlayışına gerek yok. Ben zaten başkanlığa aday olmayı düşünmüyorum dedim. Fakat bu atmosferi durduramadık. Biliyorsunuz en son Musa Amiroğlu'nun kurultay konuşması da suç unsuru haline getirilince, TDP'nin adı niçin TKP olması suç unsurudur deyince, zaten TKP camiası ayaklanmıştı ve bana yoğun bir mesaj geliyordu. Deniyordu ki sen liderimiz, sen olabilirsin bir tek. Bizi ayaklandır. TKP ayaklanmıştır. Burada biz kalamayız artık. Zaten kendimizi bulamadık. Ben de tekrar söylüyorum, bütün TDP'de TKP'liler buluşmamıştı. Ve TKP'nin bir uhde olarak insanların belleliklerinde vardı ve kurulması gerektiği düşüncesi zaten vardı. Şimdi siz Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanlığından görevi devrederken bu düşünce de belirmeye başlamış mıydı kafanız? Şimdi şeyi görmüştüm aslında. Artık bu yapı içerisinde buradaki sinerji bozulmuştu artık. Çünkü kardeşlik, yoldaşlık, dostluk, sevgi kalmadı. Beraber yürüyeceğiniz arkadaşlar seçimde sizi bıçaklıyordu arkanızdan. Yani yoldaşlık fikri zaten bozulmuştu. Evet. Şimdi ben ona baktığım zaman TKP'liler ayaklanmıştı. Ve bir de tıkanıklık da vardı. Hem çalışılmıyordu, hem üye yazılmıyordu. Düşünün 8 ay üye yazmıyordu ve siz seçime gidecektiniz. 1-1,5 yıl sonra sonuçta seçim vardı bu ülkede. TKP'liler de ayaklanmıştı. Yani ve işin ilginç tarafı, yani küçük bir parti diyelim. Yani parlamentoda temsil edilme oranına bakıldığında diğer partilere göre söyleyeyim. CTP ile ideoloji olarak bahsetmiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Hayır hayır. Bahsetmiş olduğum bu kadar hırsa da, bu kadar itiraz, bu kadar bölünme, bu kadar çekememezlik, tırnak içinde söylüyorum. Niyeydi? Bir partinin başına geçen, büyük bir partinin lideri olma hevesi de değil bu sonuçta. İşte yani aslında benim esas sorduklarımdan biri budur. Şimdi birileri Çakıcı milletvekili olacak. Çakıcı'yı elimizden gelince devirelim, kötüleyelim. Bütün oradaki gençlik örgütüne diyelim ki kötü adamdır ve onlar bana selam veremeyecek duruma kadar gelsin bir kısmı. Bunları yaşayan biri olarak söylüyorum. Kendi liderine sahip çıkmayınca olay bu oluyordu. Siz yani Cemal Bey'e sahip çıktınız mı gerçekten? Ben bir arkasından çıktım. Ben kurultay konuşmasında çıktım. Dedim ki ben Cemal Bey'in yanındayım dedim. Cemal Bey'in kendisine de gittim. Ben aday değilim ha dedim. Yani sizin götürmenizi isterim ama bu kavgaları bitirin dedim. MYK'ya mektup yazdım bununla ilgili. Başkan değilsin demedim. Size göre en büyük farklılığınız neydi Sayın Özyiğit'le? Yani ben bu noktaya gelmesinin nedeni size göre ne? Birleştirici olamadığını gördüm. Parti içi sorunlarda taraf tuttuğunu gördüm. Kurultaylarda liste dağıtılmasına izin verdiğini gördüm. Üslup olarak da daha çok kavgacı bir üsluba sahipti şeye göre. Yani benim söylemim daha ılımlı bir söylemdir. Barış yanımlısı bir söylemdir de. Türkiye'yle kavga söylemim yoktur mesela. Yani benim dönemimden sonra bir bakıyorum, aşırı bir kavga söylemi de vardı. Yani Türkiye'yle biraz daha kavga edecek durumdaydık. Yani elçilik önünde gösterilerde TDP'de boy göstermeye başlamıştı. Yani ben bunu doğru bulmadım. Onu söyleyeyim. Yani biz bir dik duruşumuz olabilir ama seviyeli bir ilişkimiz olabilir. Ama kavga söylemi bizim söylemimiz olamaz. Yani biz böyle bir parti, bizim merkezden de soldan da parti var. Bizim her kesimden üyemiz var. Şimdi siz Lefkoşa'da bir grubun söylemiyle İskele'deki, Mausa'daki, köylerdeki söylemi buluşturmanız lazımdır. Peki TKP'ye ideolojik olarak nasıl bir tanımlama yapabilirsiniz? Merkezden sola doğru, merkezi de içine kapsayan bir kitle partisidir. İdeoloji partisi değildir TKP. TKP'nin geçmişi de böyledir. Evet. Biz TKP'nin geçmişinin gerçekten pozisyon olarak devamıyız. Ha derseniz yasa olarak yeni bir oluşumdur. 28 İsmiyle Kasım. İsmiyle de öyle, evet. TKP yeni güçler, yeni bir partidir ama sonuçta TKP'nin de ruhen de gelenek olarak devamıdır. Evet. Ve isminin de sahibidir şu anda. Evet. Yani ben o anlamda baktım. O isme bağlı olarak biz zaten TKP'de geçmişte merkezden
sola doğru bir yapılanmaydı. Solun bütün renkleri vardı ama merkezden de insanlar vardı. Evet. Yani ben ona şimdi de beni çok mutlu etti. Mesela bir SDP, Sosyal Demokrat Parti bizden daha sağda bir yapıdır. Bakıldığında evet. Demokrat insanlar, merkezden insanlar beni çok mutlu etmiştir katılmaları TKP yeni güçlerin için. Söylemimize tam uygundu. Sağdan da, merkezden de, soldan da insanlar TKP yeni güçleri adres görüyor. Yeni güçler kavramı özellikle son dönemde CTP'den gelen arkadaşların da bize katkısıyla oluşturduğumuz bir kavram oldu. TKP yeni güçler. Evet. Dolayısıyla hem TKP'liler, TDP'lilerin adresi, hem şu anda CTP'lilerin adresi, hem merkezden gelen ve DP'den, UBP'den kaçan, belki de orada yerini bulayan, SDP'de buluşan bir sürü merkezdeki insanın da adresi. Peki, kurul... İşte ben bu anlamda soru soruyorum. Yani niçin bu CTP'den, SDP'den, oradan buradan gelenler niçin TKP yeni güçlerde yer buluyor? Niçin bir parti her ay 150 kişi katarak büyüyor? Yoktur böyle tarihte. Ne kadar üyeniz var şu an itibariyle? Halkın Partisi bile 1,5 yılda yaptı şeyi. Kongresini. Biz tam 4 ayda yaptık kurultayımızı ve bütün kongrelerimizi. Ama herhalde 500, buradan seçimi düşünerek 4 ay içerisinde. 4 ay ama öyle düşünmeyin. Ben arkadaşlarıma hedef koydum. Ama kolay değil tabii ki. Dedim ki 500 üyeye bularak gideceğiz. Ne kadar üyeniz var bugün? 567 ile şeye başvurdum. 1,5-2 ay önce Yüksek Seçim Kurulu'na yasa gereği bildirmeniz lazımdır listeyi. 567. Kurultaya gittim de 700. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığım 1,5 aylık önceki başvuruma 130 üye daha ekleyerek 1,5 ay içerisinde 700 üyeyle kurultaya gittim ben. 700. Ve hala daha 100-150 üye her ay ortalamamız olacak şekildedir partinin büyümesi. Çift üyelikler var mı onu soralım. Bunlar çok tartışılır. Bir şey söyleyeyim. Bütün herkesin şeylerini, istifalarını alarak bize de bir liste bildirildi. Çok az sayıda yani onu söyleyeyim. Çünkü bazılarını basında yayınladığımız için artık partiler de kendilerini düşürttüler. Evet. Onu da söyleyeyim. Ve ben anlamda baktığım zaman biz imza muhakkak üyeliklerini alırken şeylerini de istifalarını da yanında yazıyoruz ve Yüksek Seçim Kurulu'na bu şekilde bildireceğiz. Peki seçime, bir erken seçime bu hızlı gidilirse partiniz ne noktada iddia sahibi olur? Şöyle halkın söyleyeyim. İktidarı noktasında bir iddia, bir slogan vardı. Halkın iktidarı ilkesiyle yapıldığı belirtilmişti. Haberlerde de öyle geçti, öyle verdik. Halkın iktidarı olabilmesi için, her parti seçime iktidar olmak için girer ama yeni bir parti, evet, farklı kanatlardan da güç alıyor. Hızlı, kısa bir süre içerisinde çok sayıda üyeye ulaştı. Birinci olağanüstü kurultayını gerçekleştirdi. Birilerinin partisi değil, daha geniş bir yelpazeye hitap edebilen bir parti, ideoloji partisi değil diyorsunuz. Evet. Peki, yani zor aslında, bir yarışa gireceğiz. Sizinle beraber yeni kurulmuş birkaç partinin de iddialı olduğunu söyleyen birkaç partiyle beraber de, bir de meclisteki halihazırdaki partilerin de seçime giriyoruz. Kolay bir yarış olmayacak bu bütün partiler için. Sizin partiniz için de öyle ama nasıl bir iddianız var ve bunu neye dayandırıyorsunuz? Şimdi programla aranızdaki en büyük fark programdır bu. Yeni partiler dediğinizde programdır. Yani program farkımız olacak. Halk bilecek ki TKP yeni güçlerin bir program farkı var. Onu hemen söyleyeyim burada. Ve belki birkaç tane söylemimiz ortak olabilir ülkeyi düzeltmekle ilgili. Ama çoğunlukla da arı kovanına sokacak. Çünkü ben Mehmet Çakıcı olarak da size sevgili Mert, biz yıllardır tanışırız. Ne kadar dopra olduğumu ve sözümde de ne kadar durduğumu söylemek isterim. Ve siyasi geçmişime baktığınızda onu çok net görebilirsiniz. Ben şey olarak, ben bu kadar ezilmeyi, elenmeyi, bu kadar da kalleşlik de gördüm siyasette. Bu kadar canımı yemeyi bir makam koltuğuna oturmak için yemedim canımı sevgili dostum. Yani ben bir Mercedes sürmek gerekiyorsa benim arabam vardır. Asistanlarım var, şoförüm de var, bilmem neyim de var, sekreterim de var. Title'ınız var, akademik kariyeriniz var. Bir tane değil, 3 tane de sekreterim var. Yani ben ama fakirliğin de ne olduğunu bilen, yani kendi ailemde surlar içinden İstanbul'a yurtta okumaya giderek büyüyen biriyim. Ben geçmişimin de nereden geldiğini biliyorum. Dolayısıyla bütün canımı bir bakan olayım diye yemiyorum.
Yani onu buradan çok netle söyleyeyim. Beni heyecanlandırmıyor bu. Onu ama partimin başa gelerek bu ülkenin değişimine imza atıyor olması beni heyecanlandırıyor. Onu söyleyeyim. Böyle bir hevesim vardır. Ülkeyi değiştirmekle ilgili. Mesela faiz yasası. Sorarım size, Halkın Partisi söylüyor mu bunu? Yeniden yeni bir parti, olur. YDP yani. Söylüyor mu? Söylemiyor. CTP söylüyor mu? Söylemiyor. DP söylüyor mu? Söylemiyor. UBP söylüyor mu? Söylemiyor. Faiz yasası iki katından fazla faizler olmayacak. Faiz yasasını geldiğimiz gün değiştireceğim. Bir. İki. Çiftçilikte zenginlik sınırı belirleyeceğim. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Avrupa Birliği'nde sınır neyse, yani çok zengin yardım almayacak. Zenginlik sınırının altında olanlar, orta, küçük orta işletmeler, onlardan kestiğimiz paraları onlara aktaracağım tarımda. Kimse yanlış anlamasın. Yani biz 5 tane 10 tane köy ağası yaratacak değiliz. Kimse şey ve gelir dağılımı eşit olması lazımdır. İş adamları için bütün, bakın bu da yanlış anlaşılmasın, sanki sermaye düşmanıymış gibi çiftçilerde zenginlik sınırı. Bu bütün dünyada böyledir, bizde olmadığı için değişmelidir aslında. Üçüncüsü, iş adamı için yatırımların önü sonuna kadar açılmalıdır. Bütün bürokrasiyi kaldırmalıyız ortadan. Bir günde insanların bir ticaret dairesinde bütün işlemlerini yapabilmeli. Hatta çaycısı, kahvecisiyle onların ayaklarına hizmet götürülmelidir. Para verecek, yatırım yapacak ve bana iş kuracak. Herkesin kapısı açık. Rüşvet de olmayacak. Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu aktif olarak çalıştıracağım rüşvetler üzerinde. Her tarafta kol gezecek şey. Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun adamları. Gidecek, bakacaklar. Filanca payda rüşvet var mı? Öbürü bilmem ne yapıyor mu? İhalelerde yolsuzluk var mı? Çıkıyor Müteahhitler Birliği Başkanı. Diyor ki rüşvet vardır diyor bakanlıkta. Maliye Bakanı çıkıyor. Ne diyor? Bizde devlet dairesinde yoktur diyor. Müteahhitlerin içindedir diyor. Ve bir Allah'ın kuru gidip bakmıyor. Bu rüşvet nerededir? Kimse sormuyor. Bizim dönemimizde savcılık da, polis de aktif. Ve tekrar söylüyorum, polis de sivile bağlanacak. Buradan çok açık söyleyeyim. Rüşvetin üzerine, işkencenin üzerine gitmeyen polis genel müdürü de görevden alınacak. Bu kadar açık söylüyorum size. Siyaset iktidar görecek. İktidar olmadığı için olmayacak. Bu olmuyor bunlar. O anlamda söylüyorum. Yani bunun arkasında duran bir siyasi anlayış yok. Yani TKP geldiğinde bilecek göç yasası kalkacağını. İnsanlar. Bunu bir yıl içinde, iki yıl içinde ama benim dönemimin sonuna doğru göç yasası kalkacak. Niçin? Sayın Erdoğan hükümetini eleştirirsiniz. En önemli açıklamalarından biridir Erdoğan hükümetinin. Eşit işe eşit ücret. Sosyalist bir söylemdir. Sol bir söylemdir. Ha, biz şikayet ederiz dini bir partidir diye. Ama sol söylem gerçekleştiriyor. O yüzden oyları dar gelirliden alır duruma geçti. Oradaki dini yönelimli bir parti. Hatta bir ara CHP'nin önüne geçtiği Sosyalist Enternasyonel'e davet bile ediyorlardı kendilerini. Evet, bizde eşit üşe eşit ücret. Vergi reformu olacak bu ülkede. Ve ikide bir bu ülkenin... Vergi reformu derken vergi affı olmasın? Vergi affında resen vergilerle gitmeyeceksiniz kahvenin üzerine, kahvecinin üzerine. Haksızlık, adaletsizlik ödemeyenin üstüne resen vergiyle gideceksiniz. Ama birileri çok zengindir. Hep kendini zararda gösterecek bilançolarda ve vergi ödemeyecek. Ve siz parayı da dar gelirliden alacaksınız. Biz bunu kabul etmeyiz. Ama diyorum ki bu iş adamının önünün açılmaması değil. Bir örnek daha size. Üniversiteler adası yapmamız gerekir bu orayı. Öğrenci sayısı elbette artmalı ama kaliteyi de unutmadan söylüyorum bunu. Kalitenin gelişebilmesi için belki devlet olarak... Bilim insanlarına her yaptıkları makale için yalnız üniversitelerin fonu değil, devlet de fon verecek. Üniversite hocalarına. Bilim adası yapacağız burayı. Bakın ben üniversite hocasıyım, bir profesörüm ve bu anlamda baktığımda bilimin ne kadar değerli olduğunu bilirim. Burası bilim adası olacak. Üniversiteler adası olacak. Öğrenci sayısını artıracağız ama 1000 kişilik yurt kredileri değil, 50 kişilik yurt kredileri verilecek. 5 kişi zengin olmayacak. 100 kişi para kaynağı alacak ve orada insanlarım çalışacak. Gelir dağılımı şehre de yayılacak. Şehrin göbeğine de.
Onun çevresinde kafesi de, restoranı da onun çevresinde açılacak. Üniversiteleri şehirlerin içine yayacağız. İskele yayacağız, Gözler Yurdu'ya yayacağız. Orayı teşvik edeceğiz. Oralara teşvikler vereceğiz. Ve az küçük yurt kredileri vereceğiz. Büyük yurt, 1000 kişilik yurt kredisi değil, 50 kişilik yurt kredisi vereceğiz. Peki, şimdi vakiti doğru kullanmak için... Ben sana söylüyorum, niçin söylüyorum? Evet. TKP'nin farkı program farkıdır. Sen bunu Kudret Özesay'dan duyamazsın. Sen bunu yeniden Doğuş Partisi'nden duyamazsın. Bu partilerde... Sen bunun TEP'den, CTP'den, UBP'den duyamazsın. Dolayısıyla aramızdaki temel fark program farkıdır. O yüzden söylüyorum, sen şaşırıyorsun, diyorsun ki ya bu kadar insan Çakıcı çok yakışıklı mı bir adamdır? Estağfurullah, gara, öylesiniz zaten. Gara gözümüze, gara kaşımıza ama 700'den alan bu memleketin. Sen ondan adamından dernek kuramazsın bu memlekette. İnsanlar inanıyorlar ve 4 ay içerisinde TKP'lisi, TDP'lisi, CTP'lisi, SDP'lisi hepsi bir yerde buluşuyor. Hemen sorayım. Soru cevap gelelim. Az bir bölüm kaldı. Seçime zaten doğru gidiyoruz. Zaten anlattım. Evet. Şeyi. Önemli noktalara değindiniz zaten ama. Hani farkı söyledim mi? Seçime zaten? Doğru gidiyoruz. Peki. Şunu da söyleyeyim. Bugün 700-800 beni artık, var. Beni artık 40 yaşındaki bir tecrübesiz Mehmet Çakıcı değil. 50 yaşındaki tecrübeli siyasette Mehmet Çakıcı olarak görüyor insanlar. Bu da benim şansım ve geçmişte TKP ismi gibi çok güçlü bir isimle buluşturuyor beni halk. O yüzden parti deneyimli isimleri de yanımıza koyduğumuzda bir Sonay Adem geldi. Ali Gülle geldi şeyden, CDP'den. Evet. Bir bakalım TDP'nin içinde Mustafa Miroğulları var. Bir Tahsin Mertekçisi var. Sami Dayıoğlu'su var. Mehmet Davulcu'su var. Sendika başkanları Memduh Şeka var. Bir parti başkanı bugün. Bir başka Tözün Tunalı SDP'den geliyor. Yani bakıyorum onların arkadaşları yepyeni isimler. Gençler. Hiç siyasette olmayan öğretim görevlileri benimle birlikte katılıyorlar. Peki. Ve o yüzden bugünkü önemli. Yapı, tamam, bugünkü kestim, yapı söyledim. Yeterli mi? Yani 700-800 üyemiz yetmez. Var diyelim partinizin yetmez. 4 ayda 700 üye yetmez. Nisan, ama Nisan 2018'e kadar eğer bir zaman olduğunu düşünürsek maksimum. Evet. Ki bu konuşuluyor kulislerde evet. De başbakanlıkta da bu konuşuluyor 2018 Nisan'a kadar. Evet. Partiyi ne noktaya getirebilirsiniz bu ve parti... bu süre içerisinde yeni sürprizler olur mu? Yani belki siyasi bir isim bahsetmiyorum ama başka siyasi oluşumlar bu, örgütlerin partiye katılımı gibi aynı parti, SDP'de olduğu gibi katılımlar görebilir miyiz? Var şu mı anda şey? Şunu söyleyeyim. Bu parti 5 ay oldu kuruladı. 5. aydayım şu anda. Şu anda yok olan bir parti TKP ismi bugün kilit parti. 3. parti konumundadır şu anda. Yani Halkın Partisi'nin Demokrat Parti'nin önündedir. TDP baraj altı durumdadır. Diğerlerini söylemeyeyim. Diyeceksiniz nereden varırsın bu panaya? Çünkü evet. Anket yaptık ve gördük. Paylaşacağım bunu toplumla da. Niçin paylaşmak istiyorum onu da söyleyeyim. Halkın bilsin diye söylüyorum. Entrika anketlerden bizim önümüze geçmeye çalışırlar ya şu anda. Gerçeği görmelerini istiyorum. Ben örneklemimi de paylaşacağım. Ama örneklemimin, bir anket çalışmasındaki örneklemimin Türkiye En İyi Araştırma Ödülünü de aldığını hatırlatarak söylüyorum. 2014 yılı yaptığımız anket çalışması Kıbrıs genelinde 330 bilimsel çalışma arasında en iyi araştırma ödülü aldı. Aynı modeli ve aynı örneklemi kullanarak siyasi bir çalışma yaptığımda durumu gördüm şu anda. Şu anda elimde yani bu daha anket sonucunu ne zaman açıklayacaksınız? Vallahi bu bir hafta içerisinde. Çünkü siz mi yaptınız, yaptırdınız mı bir şirketle? Aslında, ülkeden bir ya da yurt ekip, dışından. Bir bilimsel ekiple yaptım bunu. Siz kendiniz yaptınız. Benim de öğretim görevlilerinin bulunduğu da bir evet. Tek yalnız ben değilim. Bu parti içi yoklama anlamına gelir. Kendimizi de görmek istedim. Evet. Acaba bu söylenen kamuoyu araştırmaları doğru mu diye görmek ne kadarlık bir yanlıştır. Denek üzerinde bin yaptınız? Kişilik. Bin kişilik. Bin kişi ev anketidir. 20 anketör kullanıldı. Yüz yüze yapıldı. %99 güven olasılığı. %2 hata payıyla yapıldı anket. Yüzde ne kadar bir oy? %2 hata payı var. Yok hayır, partinizin 3. partide olduğunu söylemeyeyim. Söylemiyorsunuz. Ben size söylüyorum. Peki. Şu anda geldiği nokta 3. partidir. Ben 5 ayda ben de şaşırdım yani gördüğümde şeyleri. Çünkü bu kadar hızlı büyüme bizim için şaşırtıcıdır. Ama bu açıdan baktığımda görüyorum ben diğerlerinin durumunu. Yani halkı yönlendirmeye çalışan bazı yalan anketlerin yayınlanıp halkın fikrini değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Gerçek anketi göreceğiz 2018'e ya derken seçimde. %100. Ama şunu ben soralım. Ben niçin paylaşmak istiyorum?
Kimisi çıkıp diyebilir ya bu Çakıcı kendi yaptı. Bilmem. Ne kadar oldu bu anketi? Ama ben yapalım. Yan yana koyup, ne kadar oldu yan yana cebinize koyup hepsini. Bir daha bu anketlerle ilgili konuşma yaparken bizim anketlerimizi dikkate alıp almamayı. Peki. 2018 seçiminden sonra. Sürpriz var mı Sayın Çakıcı? Yani yeni katılımlar görür müyüz bundan yani sonra şey, partiye? Partiye mi? Yani bir kesinlikle gelişme projesi içerisinde. Kesinlikle görebilirsiniz. Çünkü ben o ruhun yakalandığını görüyorum. Bir yani, partiyle görüşme var mı mesela bu bağlamda? Ya ben partilerle görüşüyorum. Hayır, yani birleşme katılım amacı. Katılmayla da ilgili görüşüyorum. Tabii ki. Yani boş durmuyorum. Ben çalışıyorum. Davet etti, resmi bir davette bulunduğunuz bir parti yani, var temas mı? Temas halimde konuştuklarım vardır. Yani yalan söylemeye beceren biri değilim. Gerek de duymuyorum bunu. Temas halinde olduklarım var. Ben de o yüzden zor soruyorum. Biliyorum zor sorduğunu. O yüzden ben cevaplamakta zorlanmıyorum. Biraz temkinli konuşuyorum belki ama o da tecrübeme bırakırsam bunu. Temas halinde olduğum partiler vardır. En geniş katılımla seçime girmek gibi bir hedefimiz vardır. En geniş, en güçlü katılımla. Siriza modeli bir yapıyla. Onu soracaktım. Tam ağzından aldınız. Siriza modeli. Ben TKP'yi yeni güçlensence evet. Neye benziyor? Baktığın zaman SDP'den geldiler. TDP'ye üye olmayan TKP'liler de geldi. CTP var. TDP'liler geldi. Ve CTP'liler geldi. SDP'lileri ortadan demokrat. İnsanlar, demokrat evet. İnsanlar, Demokrat Parti'den, OBP'den insanlar ve belki de biraz soldan sonra. Karışık. Baktığım zaman bir parti, CTP, TDP'ye üye olmayan TKP'liler, TDP ve yeni üyeler. 5 tane grup sayıyorsun. Belki tam rakamı bile bir ben de size paylaşayım aslında. BKP'den hiç umut var mı? Bekler misiniz BKP'den? Beklerim tabii ki. BKP benim kardeş partimdir. BKP ile onların katılması şerefi oynur diyorum. Onu söyleyeyim. Ya da diğer partiler de vardır. Yani o anlamda söyleyeyim. Yani işbirliği en geniş işbirliğiyle yürünmelidir. Bu da halkın barışıdır. Bu da neyi gösterir biliyor musun? Bak beni ayrılırken TDP'den yok bölündü yok o bu bilmem dedi. Ben SDP'yi kattım. CTP'liler var, TKP'liler var. Ben miyim bölücü? Bölücü yoksa birleştirici mi? Birleştirici miyim? Kendi başkanlığı ilk olduğum partide 3 parti kattım. Şimdi CDP'den gelen çok değerli insanlar, SDP, TDP'den gelenler ve TDP'ye uymayan TKP'liler ve yeni insanlar. 5 grup var içinde. TDP'de en azından şey diyebilirsiniz ilk kurduğumuz zamanda Halk Partisi'nden gelenler, yeniler ve eski TKP'liler. 3 grup. Şimdi 5 grup var şeyin içinde. TKP yeni güçlerin içerisinde. Ve diyorum ki daha da büyümeli bu. Daha da ilerlemeli. Çünkü bu ülke değişime açtır. Ve bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Takır takır geliyor parti yani onu söyleyeyim. Gümbür gümbür geliyor. Yani peki ben, şunu ben soralım. Bunu çok net olarak bu kadar hızlı büyümesi beni de şaşırtıyor. 5 ayda 800 üye. Bir başka konu, pek çok parti kuruldu, genel başkanını değiştirdi. Gerek Güney'den muadil ya da yakın gördüğü partilerle, gerekse Türkiye'den yetkilerle görüşüldü. Bu bağlamda gerek Güney'den gerekse Türkiye'den görüştüğünüz ve en azından bir araya geldiğiniz partiler var mı? Ya da plan program içerisinde bunlar var mı? Yok, hayır şu anda biz... Ya da Türkiye'ye bir mesafeli durma şeysi var mı? Onu soralım. Yani bizim anlayışımız... Biraz daha erken mi? Bizim anlayışımız. Hayır. Yani biz Türkiye'deki her partiyle görüşürüz. Ya biz dünyadaki parti... Biz Almanya'daki sosyal demokratlarla da görüşürüz. Evet. Liberallerle de görüşürüz. Diğerleriyle de görüşürüz. Türkiye'deki partilerle yani istişare atmak... Tanışmak, konuşmak, fikirlerinizi anlatmak kötü bir şey değil ki, doğru bir şey. Evet. Biz savaş halinde değiliz ki biriyle. Rum partileriyle de görüşürüz. Türkiye'den partilerle de görüşürüz. Şu anda bir temas henüz yani yok. Ben herhalde. Şöyle söyleyeyim size. Mesela CHP'den olsun, DSP'den olsun, elçiliklerden olsun, Rum partilerden olsun, bizimle merak eden, görüşmek isteyen partiler oluyor zaten. Onu özellikle söyleyeyim ama... özellikle biriyle kardeş parti iş filanca partiniz şu mudur dediğinizde öyle bir noktada değiliz. Yok onu söylemek istemiyorum ama değil. Temaslar ama temas konusunda evet. Açığız da yani o da değil. Temas etmediklerimiz de olabilir şu an. Çok yeni bir durumdayız. Kendi peki. İç kongrelerimizle kurultaylarımızla konuştuk ama herkesle görüşüp fikrimizi anlatmak doğrudur. Ben ılımlı yapım dediğim şey odur. Benim bir düşmanım değil ki Türkiye'deki insanlarda partilerde bizim
Kimisi bizim düşüncemize daha yakındır, kimisi değildir. Ama onlarla görüşmemize, konuşmamıza, fikir tatlisi olmamıza bir engel değildir. Ben bunu bu arada söyleyeyim. Peki. Ha, yapılanmamızı Atatürkçü bir yapılanma olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu buradan söyleyeyim. Yani o ilkelere bağlı bir parti olduğumuzu da buradan özellikle Peki. vurgulamayı istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Kurultaydan önce de bir araya gelmiştik. Yine katılımlardan önce, SDP'nin de katılımlarından önce de bir araya gelmiştik. Zaman zaman konuşuyoruz partinizi, hareketinizi de. Şimdiden hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha partinizdeki bu kısa süre içerisindeki büyümenin ve zaman içerisinde neler olacağını göreceğiz. Göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok katıldığınız için. Ben de Diyalog TV'ye, özellikle yönetim kuruluna ve ailesine, bizlere böyle bir fırsat, en azından onların il izleyicilerine ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkına ve dünyaya ulaşıyoruz değil mi? Uyduya gidiyoruz. Tabii, tabii. Dolayısıyla bizi de Türkiye'den çok takip eden var. Yurt dışından. Yurt dışından var. Çok ilginçtir. Beni de çok enteresan. Bu dönemde çok fazla yabancı takip eden var. O da yabancı dediğim yani Kıbrıs dışından, Türkiye'den, Türkiye'nin çeşitli illerinden, Avrupa'dan. Elçiliklerin çok merak ettiğini görüyorum. Bize davetler, görüşmeler, isteklerinin geldiğini görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Demek ki onlar da sinyali Kıbrıs Türk halkı gibi gördüler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, evet, odak noktasında bugün de söyleşimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte kısmet olursa farklı bir konu ve konukla yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.